Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü tüm gün çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın başkent ilan edilmesi nedeniyle verdiği resepsiyona başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasına Türkiye'nin ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için sınır ötesine Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı dileklerini ileterek başlayan Başkan Yavaş, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek önemli mesajlar verdi. Evet, Ankara'lı da çok merak ediyor tabii. Özellikle bu Türk dünyasındaki son zamanlardaki yakınlaşmalar nedeniyle birbirimizin geçmiş kültürünü daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Örneğin geçen hafta biz Özbekistan'daydık. Orada geçmişten bugüne tarihimizi görme imkanı bulduk. Yine aynı şekilde hafta içi ben Kazakistan'daydım. Orada da yine Altın Adam'ın diğerlerini gördük. Orada geniş toplantılar yaptık. Ankara halkı bu merakını bu şekilde gideriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için ama bizim için bugünün anlamı daha farklı. Bugün ordumuz Suriye'deyken bütün dünyadan adeta bizi engel olmak için demeçler veriliyor. Dost bildiğimiz herkes bunu yaparken maalesef karşımıza geçti herkes ama bunun yanında Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsi bizim yanımızda olduklarını belirttiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dostluk, işbirliğimiz ve kardeşliğimiz daha da gelişecek ve birbirimizin bu kültürünü daha iyi tanıyacağız. Biz de inşallah bu ortak kültürümüzün bütün dünyaca tanınması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, geçen hafta siz Nurt Sultan'daydınız. Evet. Ve sizin gelişinizle iki kardeş başkent arasındaki ilişkiler canlanmaya başladı. Evet. Ve iki şehirler arasında bir protokol imzalandı. Evet. Bu protokol bünyesinde ileride hangi planları gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Hem ticaret, turizm, spor, her türlü kültürel işbirliğine hazırız. Ama en önemlisi ticari işbirliğimiz. Birbirimizin ihtiyacımız var bu anlamda. Bir iş forumu yapılmasını da talep ettik. Karşılıklı iş adamlarımızın yan yana gelmesini talep ettik. Bunun yanında kültürel anlamda her türlü işbirliği, sportif anlamda da her türlü işbirliğini açıyoruz. Bunu imza altına aldık. İnşallah geliştireceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hain terör örgütlerinin saldırıları sonucunda şehit olan askerlerimize ve sivil şehitlerimize bir kez de buradan Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli hemşehrilerim, bağımsızlığımızın sembolü, milli mücadelemizin karargahı ve Türk milletinin cumhuriyet değerleriyle buluşmasının öncüsü olması sonucunda hak ettiği vasfı edilen Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Dünya tarihine bakıldığında genellikle iki tür başkent olduğu görülür. Bazı başkentler imparatorluk ve krallık merkezleri olarak hanedanlara ev sahipliği yapmış ve kültürlerin kaynaşma kotası olmuştur. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizim yönetimimiz anlayışımızda ortak akılla, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla bu kenti birlikte yöneteceğiz. 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'nın Dikmen sırtlarında Seymenlerimiz ve tüm Ankaralılar tarafından karşılandığı gündeki birlik ve beraberlik ruhunu sürdürmekten başka çaremiz de yoktur.